Vicdanları sızlatan bir hırsızlık hikayesiyle devam edelim. Görme engelli Devrim Tarım, Samatya'da bir sahaf dükkanı işletiyor. Hatırlayanlarınız vardır belki, bu ekranlardan paylaşmıştık onun hikayesini sizlerle. Devrim Tarım'ı geçtiğimiz günlerde hırsızların hedefi oldu. Daha önce onun hayat hikayesini haberleştiren arkadaşım Altay Altuğ da bu kez yaşanan hırsızlık olayı sonrası Devrim Tarım'ın yanına gitti. Gelin izleyelim hep birlikte. Bir yılda acaba kendimi toparlayabilir miyim diye düşünüyorum hani. Çok korktuğu şey bir kez daha başına geldi. Çok hırsızlık oldu bu zamana kadar da bu artık şey daha üst bir aşama, soyguna girer artık. Görme engelli sahaf Devrim Tarım dükkanına dadanan hırsızlara isyan etti. Kayışı kopardım yani, gelin lan gelin işe çalın. Kolay değil mi görmeyen birinden çalmak? Hay be, etrafa bağırdım yani. Devrim Tarım 30 yıldır görme engelli. Büyük bir azimle ODTÜ'yü kazandı. Ancak idealleri uğruna orayı bırakıp İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne devam etti. Tarım şimdi hem okuyor hem de kitap satarak geçimini sağlıyor. Bu hayatta hiçbir şey onu yıldıramadı. Hırsızların dışında. İşte zor yani, dükkan açarsın soyarlar. Eşini buldum dersin, böyle hayatımızı birleştirelim dersin. Ayırırlar. Fatih Samatya'daki Marmara Caddesi'ndeyiz ve burası bir sahaf dükkanı. Yanımdaysa görme engelli sahaf Devrim Tarım. Yine her zaman olduğu gibi hırsızların hedefindeydi dükkanı geçtiğimiz günlerde. Hırsızlar dükkana geldiler. Kitapları, plakları, cep telefonunu, bilgisayarını çaldılar. Ama daha da önemlisi vicdanımızı ve insanlığımızı da çaldılar. Ev yakın, yemeğe gittim eve. Yandaki işte esnafa da hani bir bakarak olun dedim. Döndüğümde bir dağınıklık, böyle hani kitap blokları yerdeydi. İçeriye kedi girdiğini sandı ilk başta. Ta ki bir müşteri kendisine plak sorana kadar. Plak rafını göstereyim derken baktım ve bütün kocaman bir raf bomboştu. Ya o boşluk sonra benim içime oturdu yani o. Tolere edebileceğim bir şeydi. 50-60 bin liralık bir zarar. Bilgisayarın, telefonun falan gitmesi, zaten müşteri bağlantıları falan sıfırlıyor. İddiaya göre hırsızlar buraya arabayla geldiler ve iki kişilerdi. Tam 10 dakika içerisinde çaldıkları eşyaları toplayarak dışarı çıktılar. Sonrasındaysa sırra kadem bastılar. Çevredeki esnaf da şey, Vay be işte Devrim dükkanı mı sattı, ne yaptı filan diyorlar. Burada esnafız. O da burada bir esnaf. Bir de görme engelli. Vicdansızlık yani, başka bir şey değil. Engelli bir insana böyle bir şey yapan bir insan bana göre insan değil yani. Emek veriyor burada, çalışıyor akşama kadar. Bir de geliyorlar durmadan soyuyorlar yani buraya. Çok ayıp. Yaşanan hırsızlık olayının ardından üniversite öğrencisi Ezgi Peker de Devrim Tarım'a yardım etmek için onun yanında çalışmaya başladı. Devrim abi bir arkadaşım vasıtasıyla bana ulaştı işte. Ben bir haftadır yardım ediyorum. Bu olaydan dolayı çok üzüldüm. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Fatih Emniyet'ten geldi, Asayiş'ten geldi birkaç memur. Bir talebiniz var mı peki? Yani hediyeye hayır denmez. Ama ben de karşılığına kitap vermek isterim.